Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Fethiye'de Millet İttifakı Seçim Ofisi'ni ziyaret etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Demokrat Parti İl Başkanı Erdal Eroğlu, Millet İttifakı Fethiye ilçe başkanları, parti yöneticileri ve partililerin katıldığı programda, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'na terör örgütleri üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Öncelikle bir kez daha Fethiye'de sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Vesileyle hepinizi yeniden saygılarımla selamlıyorum. Değerli belediye başkanımız aslında işin özetini söyledi. Bir büyük mücadeleyi hep beraber vererek geliyoruz. Türkiye'ye korkuyu dayatanlara karşı her daim milletin ümidi olduk. Yazılı metinde İstiklal Marşı'nı okuyamayanlardan milliyetçilik dersi alacakmışız, öyle mi? Fethiye'miz, Muğla'mız, Utoroslar, Yörük Türkmen Diyarı, nereden geldiğimiz hissiyatının temsil ettiğimiz iddiamız ortada. O açıdan değerli mücadele arkadaşlarım, önümüzde kısa bir zaman dilimi var. Son 21 yılda uygulanan politikalarla bir yanda ülkeyi uluslararası alanda aldıkları rolle bir Orta Doğu ülkesi yapar hale geldiler. Sadece Suriye'de olanlar bile muhakeme etmemize yeter de artar bir veri ortaya koyuyor. Bugün Erdoğan eliyle Suriye'de bir PKK devleti kuruldu. Siz öncelikle bunun hesabını verin. Rejim değiştireceğiz diyerek çıktığınız yolda dün Arap Birliği'nin toplantısı vardı. Suriye lideri Esad'ı tekrar kabul ettiler. Esad orada çıkmış Türkiye'ye. Osmanlıcı politikaların neticesinde ülkemizi Türkiye işgal etti diyerek bizi itham ediyor. Bu iktidarın yanlışlarının bedelini biz istiyoruz ki ne Türk milleti ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödesin. Bu yanlışı yapanlar ödesin öncelikle. Sınırlar açmışsınız. Milyonlarca sığınmacı bu ülkede her geçen saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl daha da derinleşen bir problemle karşı karşıyayız. Sormak isterim. Probleme sebep olanlar problemi çözebilir mi? Çözebilmesi mümkün mü? Onların tek bir derdi var. Tek bir derdi var. Geçmiş fukaralıklarının revanşını almak. Başka hiçbir dertleri yok. Türkiye'ye dair bir hayalleri yok. Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'de hukuk rejimin hiçbir hayalleri yok. Demokrasi ve hukuk onların lehine işliyorsa kabulleri, lehlerini işlemiyorsa tukaka. Neyi gördük? Bir İçişleri Bakanımız var, çıktı dedi ki 14 Mayıs sandık bir darbe girişimidir. Ne oldu 14 Mayıs'tan? Ama olan şu, zihinlerinin arkasındaki fikir öne düştü. Bunları zaten biliyoruz. Bunları zaten biliyoruz. Söyleyecek söz bittiği için dini, milli, hamasi bir takım propagandayla insanımızın zihni bulandırılmaya çalışılıyor. İşte bugün vazifemiz hakikati yalanlarından soymaktır. Millete dayatılan bu yalanlara karşı hakikati, gerçekleri her noktada milletimizle buluşturmak mecburiyetindeyiz. Çok kısa bir zamanımız var. Ben inanıyorum, biliyorum ki bu iktidar kaybetti. Rakamlara baksak ortada. AKP 135'e düşmüş. Veriler bunu söylüyor değil mi? Bizim meselemiz bugünkü rejime, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu rejime bu milletin büyük bir çoğunluğunun itirazı var. İşte o itirazı olan kitleleri sandıkta bir araya getirmek mecburiyetindeyiz. Bu seçim gençlerimizin seçimi. Bu seçim kadınlarımızın seçimi. Türk milleti bile diyemeyen Hüdapar'ı meclise taşıyacaksınız. Bizlere milliyetçilik taslayacaksınız. Vay be! Güzelmiş.
değerlendirmeli, sandığa gitmeyen vatandaşlarımızı sandığa taşımalıyız.